Evet, biz arada tartışmayı hiç kesmeden devam ettirdik. Evet. Masadan da kalkmadık. Tartışma ben soruyorum. Devam hangi edecek? Ülkenin askerlerini getirecekler, cevabını versin arkadaşlar. Tamam, AK Parti galiba siyasetçilerine. Kim? Hangi ülke askerleri bunlar? Hangi ülke askerlerine benim kapıyı açtınız? Benim partide ve hükümette bir görevim yok. Hangi ya üstüne alan askeri versin, almayan da sussun. Şimdi almayan sussun değil, yanlış konuşan sussun o zaman. Siz kalkın. Ben sabahtan burada. Tamam, siz de sabahtan geçiniz burada diyorsunuz ki yabancı asker gelecek diye bu madde evet var diye biz hayır evet oyu verdik. Evet, 2020'de sadece ondan dolayı daha bir yıl torba önce kanun bilmem aynı madde varken 7 tane tezkereye evet oyu vermişsiniz. Niye yanıltıyorsunuz? Yeni mi aklınız başınıza geldi? Ben şartların değiştiğini var anlatmaya çalıştım ama siz başka yerden ne şartlar değişti? Ben soru sordum. 2 tezkereye evet bu soruma cevap istiyorum. Ekranlardan AK Parti yetkililerine soruyorum. Bu ülkeye hangi ülkenin askerlerini getireceksiniz? 2 Eğer bunlar dünyada savaş suçlusu olarak kabul edilmiş cihatçı birliklerse çıkın açık açın milletin gözünün içine anlatın bunu. Bugün IŞİD'le devlet olarak mücadele eden tek devlet Türkiye Cumhuriyeti. IŞİD'çileri serbest bırakan Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Ya askerimizi öldüren IŞİD'çiyi serbest bıraktı ya. Lütfen, ne anlatıyorsunuz siz ya? Vicdansızlık etmeyin. Ne alakası bakın, var ya? İsmail şey Saymaz dile getirmese adamlar bakın, geziyordu. Bakın. En çok ülkesinden IŞİD'çiyi yakalayan, operasyon yapan, yurt dışına gönderen, Avrupa'daki ülkelere isim acite bildiren, etmek istemiyorum. Isim bildiren, askerimizi hunharca tamam öldüren, kafasını kesen IŞİD'çiyi serbest bırakan bir yargısı olan ülkede yaşıyoruz. Bu tezkere onun için var. Bu onunla alakası olmasaydı, yok işte. IŞİD'çiler gelir Reyhanlı'ya bombayı koyardı. Siz de oturursa uyuyan hücreleri Türkiye'nin içinde geziyor. Bu, siz ne anlatıyorsunuz? Türkiye yurt dışı bugün bu tezkere Türkiye'nin olmadı içinde IŞİD'çi dolu. Ya lütfen ya. IŞİD'çi dolu. Lütfen günaydın. Ya. Lütfen evet ya. IŞİD'çi dolu olsa her gün eylem yapar burada. İhtiyaç duyarsa yaparlar gibi geliyor bana. Neden eylem yapamıyorlar? Her gün orada oturup Türkiye oradan bir kilometre öteden Türkiye'deki sınırdaki askerlere silah sıkıyorlardı. Sivil vatandaşlara roket atıyorlardı. Bugün yapabiliyorlar mı? Bu tezkere olduğu için yapamıyorlar. Dağlıca'da baskın olurdu. 50 tane asker şehit edilirdi. Hakkari'de, Şırnak'ta, Van'daki Sayın Ensarioğlu hangi ülkenin askerlerini bu getireceksiniz anlatın ya, milletimiz lütfen duysun. Demagoji yapmayın. Hayır bak, demagoji değil bu en önemli karşı soruyor ya. Sor. Kaç yıldır bu ülkede sınır güvenlik karakolları basılamıyor? Sınır ötesi operasyonlar olduğu için. Süleyman Şah Türbesi'nde sırtımıza vurduk geldik. Öyle ya. Ama yani şimdi bizim her söylediğimiz yani lafa bakın, olmadı. Bu sorunun cevabı olmazsa olmaz. Hangi ülkenin olacaksa askerleri getirilecek Sayın Cumhurbaşkanı tarafından? Buna birisinin cevap vermesi lazım ya. Sorun böyle bir şey olabilir mi? Sayın Cumhurbaşkanı tamam, Sayın Cumhurbaşkanı da vermiyor. Turan Bey sordunuz 5 yani takılmışsınız bir ama ana konulardan ya, birisi budur. Tamam biz cevap veremiyoruz diyecekler o zaman. Sayın Cumhurbaşkanı her şeyi bilir diyecekler. Şimdi çıkmış bana Mısır'la ilişkilerimiz niye bozuldu diyorsunuz. Tarih boyunca bizim Mısır'la ilişkilerimiz hiçbir zaman iyi olmadı. Bir tek öyle de değil. Bir tek öyle de değil. Olur mu? Bir tek Mursi ben size tarihi anlatırım ama şimdi vakit iyileştiren yok. De biziz. İyileştiren de biziz. Bugün kalkmış efendim etrafımızda niye bütün ülkelerle aramız bozuk diyorsun. Biz çocukken bize tarih kitaplarında bir şey öğretilirdi. Türkiye'nin etrafı sayenizde bozuk onu da söyleyeyim. Ya lütfen canım. Ama 20 yıldır yani, yönetiyorsunuz 15 yıldır bozuk. Yunanistan'ı, Fransa'sı, İtalya'sı, İngiltere'si gelmiş senin topraklarını paylaşmak için burada işgal etmiş. Sizin iktidarınızı bulmuşlar yumuşak karın Sayın Ensarioğlu. Ya bize bugüne kadar böyle bir iddiayla bu topraklara ilk kimse giremedi. Adam gibi lider gördüler. İlk defa adam gibi siyaset gördüler. İlk defa onurlu bir dış politika gördüler. Neyse ben sizi kesmeyeyim. Onun ya karın ağrısını siz yaşıyorlar evet da siz niye bunu yaşıyorsunuz ben onu anlamadım. Onların yaşadığı bizim canımız yanıyor. Siz niye, bizim canımız yanıyor. Ülkemiz duyun yoksullaşıyor savaş siz ekonomisiyle. Onur duyun, siz gurur duyun canınız ülkemiz yanmasın yoksullaşıyor siz savaş ekonomisiyle. Yanmasın. Derin yoksulluğu hissediyor. Siz ne zaman Fransa ile dost oldunuz? Siz ne zaman Yunanistan'la dost oldunuz? Siz ne zaman İtalya ile dost oldunuz da bugün bunlarla düşman ya oldunuz? Ya real siyaset konuşalım ama ya bunlar ama değil. Bu iddia sizin iddianız. Dünyada lütfen dostluk düşmanlık üzerine olmaz bu ilişkiler. Bu iddia, çıkar ilişkisidir. Az önce siz iddia ettiniz. Çıkar ilişkisidir. Ne çıkarınız var bu gelecek devletten o zaman söyleyeyim bunu sen. Bunlarla aramız niye bozuldu diyorsun? Tabii bunlarla ki aramız hiçbir zaman iyi olmadı. Niye bozuldu ben size anlatayım mı? Şimdi anlatayım mı? Türkiye Fransa'ya da diklenebiliyor. Tamam bir saniye. Diklendiğiniz için bunlar oluyor zaten. Ya
Ne kuru zaman kuru dost oldu? Kuru kuru dikleniyorsunuz. Ne zaman dost oldu? Fransa gelip senin topraklarını işgal etmiş. Burada senin insanlarını öldürmüş. Sayın Ensaroğlu, Fransa'ya karşı kurtuluş mücadelesi vermiş. Diplomaside böyle bir şey yok. Ne zaman dost olmuşsunuz Fransa'yla? Ne zaman İtalya'yla? Ne zaman Yunanistan'la? Sürekli sorun yaşamışsınız. Dostluk düşmanlık sanki değil, çıkar ilişkisi. AK Parti geldi, bunlarla düşman olduk. Aramız bozuldu. Türkiye'nin üç etrafı denizlerle... Siz mutluysanız böyle devam edin. Ne diyeyim ya? Düşmanlarla çevrili bir ülke olarak tarif ederdiniz bu ülkeyi. Hayır. Nasıl hayır? Size bu ülkede teslim edilirken bir tane düşmanı yoktu komşularında. İsmail Cem'in Dışişleri Bakanlığı döneminde Türkiye barış havzası olmuştu. Yunanistan dahil ülkede bütün ülkelerle... Oldunuz. Ya, siz aldınız bu hale getirdiniz. Suriye'de yıllarca orada Beka Vadisi'nde... Örgüte yer verildi, silah temin edildi, lojistik destek verildi ve yıllarca ora üzerinden Türkiye'ye saldırıldı. Ne zaman dost oldunuz Suriye ile? Irak'la ne zaman dost Sayın oldunuz? Sayın Ensarioğlu, İran'la bence, ne zaman bence dost bu tarzdan biz çıkalım. Ermenistan'la ne zaman buna cevap verirsem olur bizim mu? Meselemiz Galip, değil. Galip Bey, sanki bütün bu ülkelerle aramız iyiydi de AK tamam. Parti geldi bütün, aramız bozuldu. Tamam, bütün saniye, kötü dış Bey, politikanın tamam. sorumlusu kim yönetiyorsa odur. Her, bu kadar basit. Her cümleye karşılık bugün onurlu bir politika var ama. Galip Bey, CHP'nin evet demesini siz HDP ile aleni bir yol yürüyorlar gibi algıladınız mı? Şimdi mesele şu. Suriye ve Irak'a tezkere yıllardır gelir. Yıllardır, ayrı ayrı gelir. Yıllardır ayrı ayrı veya evet, birlikte. Niye beraber geldi onu ayrı, da sordum. Aynı bu şekil gelir. CHP'de evet oyu verir. İlk defa hayır oyu vermiş. Bugünkü gerekçelerini kendileri açıklasın. Sadece yabancı asker maddesi var bir diyerek de, açıkladılar. Bir de hayır değil. İki yıl değil. Her seferinde bu madde var ve evet vermişler. Tamam, demek ki bu maddeden dolayı değil. Bir daha anlatayım. Onun gerekçesini siz söyleyin. Bir daha anlatayım. Ama, o konuya ama, geçiyoruz. Ama tamam. Şöyle. Şimdi Türkiye terörle mücadelesini yıllardır yurt içinde verir. Ve savunmadadır. Her defasında gelir. Karakollar basılır. Askerler şehit edilir. Her türlü baskın ve ülke içinde terör eylemi yapılır. Türkiye'de yakalayabildiğini yakalayabilir.